Manşetin hepiniz hoş geldiniz. Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberler, o klişeyi yapmamız lazım değil mi? Sıfırdan başlıyoruz o zaman. Evet. Tamam, başla. Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberler, iç sayfalarda saklanmayı gizlenmeye çalışan haber yazı ve yorumlar. Yazarların gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. Ben Ersoy Dede ve Hikmet Genç burada. Hikmet Genç burada. Maşallah unutmamışsın yalnız. Ezberden maşallah gidiyor. Tebarek Allah, hiç unutmamışsın. Arada eğer dur deseydin tekrar çok güzeldi edelim. Ama ya ben şimdi bunu hayatta yapamam işte. Ha. Senin böyle bir özelliğin var demek, yıllarca böyle ekranlarda moderasyon, ay dalga geçiyor. Kötü bir gaz bir şey, pardon. Ondan ne vardı sonra, hocam? Yok bir şey yoktu ya. Bu gazetelerin bazı ekleri var ya, eki gelmiş. Demet Şener'in vay be, 3 hafta sonra bir araya geldik. Aynen öyle. 2 hafta tatil yaptın. Ben 1 hafta tatil yaptım. Arada ben işte o görevi yapmaya çalıştım. Estağfurullah, çok çok da güzel vallahi. Ondan sonra yok, idare etmeye çalıştık. Olmaz. Estağfurullah. Üstadım işte. Partnerin de iyiydi. Murat Terkik de oldu iyiydi. Haddimizi biliriz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Murat Terkik de oldu iyiydi. Sen de iyiydin. Gayet. Murat Bey'i teşekkür ediyorum. 2 hafta boyunca bizi yalnız bırakmadı. Sonra bir haftada biz tatil yapmış olduk. Böyle 3 haftalık bir aylıktan sen sonra. Sen neredeydin abi? Ben de yakınlardaydım. Güzel. Fazla uzaklara gitmedim. Yakınlardaydım ama hamdolsun bir kendimize geldik. Yazın bu sıcak günlerinde en azından bir hafta dinlenme ve biraz da serin yerlerde geçirme imkanını bulduk. Sen de aynı şekilde gördüm ben tabii, ben döndükten sonraki o bir hafta içinde de gayet iyi kendine gelmişsin, iyi olmuş. İyiyim, iyiyim, canavar gibiyim. Maşallah tebarakallah diyelim ondan sonra. Çok şükür. Tabii şükür. Biz 3 haftadır bir arada değildik tabii, gündem biz yokken çok şey olmuş falan. İkimiz bir aradayken yani biz vardık ya, da. Çok şey olmuş. İkimiz bir arada konuşamadığımız çok şey birikmiş çok kalmış. Şey. Amerikan başkanlığı bitti neredeyse ya bu arada. O kadar da bu arada. Neredeyse başkan değişecek. Ben onun yakın kurmaylarından birisi giderken bir mülakat vermiş. Başkanlığı filan bitmiştir falan diyor yani. Düşün neler olmuş o arada yani. Valla geçenlerde bu mevzuyla ilgili, ben onun gitmesiyle ilgili soru sordular bize. Yani radyo programında sordular. Ya şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz Ben'in gitmesini diye. Ben değerlendiremedim. Çünkü dedim ki yani artık dedim bu vakayı adiye. Yani Trump'ın bir adam göndermesi. Sabah kalkıyorsun o gitmiş bu gelmiş. O olmadı bu olmadı. Onun çünkü jüri üyesi olduğu bir yarışma vardı ya vaktiyle. Yani Türkiye'de Tuncay Özcan yaptı hani benzerini. Neydi? Evet, çırak evet. Mıydı? Neydi o? Hatırlamıyorum. Şey hatırladım. Onun konsepti öyle biliyorsun. Kovuldun. Evet, kovulduğu gibi. Şimdi şöyle bir şey. Adam öyle acayip yerlerden sürekli atak yiyor ki Trump. Hem medya uğraşıyor hem dünyada bir takım şey. Tabii Trump'ı savunduğundan, Trumpçı olduğundan değil. Ama yani vaka bu. Ve adam da sürekli birilerini kovarak, işe alarak, değiştirerek gündemi öyle bir şey, konuyu kapatıyor yani. Bu arada yani şaka bir yana, hani esprisi yapıyoruz ama bu arada sayeden de derin Amerika'dan gelen bilgiler, Mike Pence'in ciddi ciddi başkanlığa hazırlandığını söylüyorlar yani. Hani bu iş bence tablo değişmez. Hani Trump tabii ki o koltuğunu bırakmaz. Hiç öyle bir gelişme yok ama bir güç kenarda Mike Pence'i hazırlıyor. Yorumları çok yükselmeye başladı. Yorumları başlayayım. Yükselmiş olmasına karşın ben de hissiyatla olarak konuşabilirim ancak. Çünkü bilemeyiz yani o kadar derin, tabii ki istersen yıllar, istersen Amerikalı ol hiç fark etmez. Aynen. Hele Amerika'sı hiç haberin yoktur hiç bu işlerden. Amerikalılar tabii. Ondan sonra ben öyle başkanın yani öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Ben de bu her ne kadar millet mutsuz da olsa sonuçta Amerikalı bu. Amerikalı eğer cebinde yine 50 küsur bin dolar kişi başı milli geliri varsa, işte patates cipsine ketçap batırabiliyorsa, 250 kanal seyredebiliyorsa ülke ondan güzeldir. Yok, bir de adam da tüccar, gidip para kazanıp geliyor işte. Orta Doğu'ya geliyor. Tek tekimizi alıyor. Abi, daha realistik düşünürler diye düşünüyorum. Bakma yani. Peki. Bize geldiğimiz zaman bize gelin, tabii. Star'ın sürmanşetinden özlemişiz ya. Yani böyle bu sohbetleri değil mi? Hay Allah. Cumhurbaşkanının. Hayır, beni kimse kesmedi biliyor musun yani? Sen de rahat mıydın? Nasıldı? Ben kenardan Murat Kerkikdoğlu'na üzüldüm. Murat Kerkikdoğlu'na rajon edilmediği için sürekli olarak lafa giriyor. Ondan sonra tak diye kesiliyor. Bir dakika sonra tekrar ona söz geliyor. Bir şey söyleyecek, yine kesiliyor. Beni mahcup etme şimdi bak. Burada Twitter'da da altta söylüyor. Abi bırak seni, adam bir şey konuşsaydı falan diyorlar ama ben farkında değilim yani. Ben öyle kesiyorum. Ben dedim ki Murat yakında öğrenir ama hani o arada hani. Hayır, ben normalde öyle çok fazla konuşan bir insan değilim ya. Hayır, kesiyorum arada. Bilmiyorum yanlışlıkla. Hayır, affetsin beni. Hayır, çok sosyal medya dönüşlerine baktım, öyle gördüm. Murat Kerkikdoğlu sadece orada durdu yani. Ya demek ki baba mesela, ama sen hiç sıkıntı yaşadığımıza göre demek ki ya alıştın ya da sen de beni kesiyorsun. Bak işte şimdi habere gireceğim, giremedim bir saattir. Öyle mi? Hakikaten biz mevzuya tabii ya, gündem o kadar yoğunken dur ya. Hakikaten. Peki, Cumhurbaşkanı BK'ma söz konusuysa gözümüz kimseyi görmez diyor. Tabii Star'dan başlıyorsun tabii öncelikle. Tabii Star'dan başlıyorum. Tabii sen yokken biz sürekli akşamdan başlıyoruz. Herkes kendi gazetesine sahip sen lütfen. Arada şey, bak bu araya güneş girmiş. Tarafsız tamam. Güneşten bakıyoruz arada. Çayımız da gelsin. Şeyde güneşte de bugün çok önemli bir haber var. Bu midterler meselesiyle ilgili olarak. Evet, bu arada çay süper geldi. Çay süper. Evet. Çay için de çok teşekkür ediyoruz.
Kubi'ye teşekkür ediyoruz. Kubi mi göndermiş? Kubi. Şaşkın enter. Ya Kubi çok enteresan. Biz yani mesela kimse bilmez. Biz bu grubun içerisinde Amerika'dan getirdiğimiz yönetmenlerimiz de var. Kubi. Değil mi? Kubi deme adama. Kubilay ya. Kubi değil mi? Gibi mi? Ha, Kubi. Stanley Kubi. Evet ama bu biraz şey. Fonsuz, zaten Kubi kulağıma şey diyor. Kötü iş yaptım. O işe gelseniz çıkamazsınız diyor. Öyle mi diyor? Hadi şu haberi ver. Amerika'ya da benziyor zaten. Amerika'da. Hocam bak vallahi girelim. Tamam doğru. Star oldu ya. Star oldu. Bakayım Star'ı çağırdım. Bakayım gittik sıra bakma. Bak akşama geçiyoruz. Pardon da geçmiyor. Tamam geçmiyoruz. Tamam. İdlib'i ne yaptır Ankara'da? Hayır. Sürmaşı değil. Gözümüz kimseyi görmez. Aynen öyle. Fırat Kalkan Harekatı Batı'nın bölgedeki oyunlarını açığa çıkardı. Bize dost olarak görünenler PKK ile PYD ile YPG ve Suriye Demokratik Güçleri kurulmuş veya kurulacak tüm örgütlerin aynı yapı olduklarını çok çok iyi biliyorlar. Hangi ülkenin silahları PKK'da var, hangi ülkenin silahları DAEŞ'te var biz bunları biliyoruz. Binden fazla tır dolusu ağır silah terör örgütlerine teslim edildi. Onlar Türkiye'ye karşı kullanılacak. Türkiye kendi varlığına, egemenliğine saygı gösterilmesini istiyor. Bu saygının gösterilmediği durumlarda da başımızın içerisine bakmaktan başka bir derdimiz olamaz. Hükümetimiz hazırlıkları bu çerçevede yürütüyor. Evet. Şimdi biz daha evvel yani bundan önceki dönemde işte PKK analizi yapıyorduk tek başına. Hı hı. Efendim DAEŞ ya da işte evvelki örgütleri hangileri ise artık geriye doğru o analizleri yapıyorduk tek başına. Evet. Bir de Amerika hani CIA falan analizi. Şimdi artık hani bunların hiçbirini ne herhalde ayrı ayrı değerlendirmiyoruz. Doğru mu? DAEŞ'inden, PKK'sından falan hiçbirini ayrı değerlendirmiyoruz. İşte ayrı ayrı değerlendirmiyoruz ama sonuçta biz de aklın yolu bir. Sonuçta bizim de hep söylediğimiz aslında Cumhurbaşkanı'nın da söylediği hepsi aynı yola çıkıyor. Nedir o? Biz PYD'yi, PKK'yı işte oradaki bölgede o kanton, sözde kantonları tartışırken, konuşurken bunun hepsi birer proje olduğunu. Yani projesinden bahsediyoruz. Biz, büyük tablo da görünüyor zaten. Aynen. Bu sürekli söylediğimiz şey var. Nedir o? PYD'ye silah veren Amerika'nın en büyük şeyi meşruiyetine, kendine göre bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Efendim bunlar DAEŞ'e karşı savaşıyor. Bir tahterevalli kurulmuş, ortada da oynanıyor. Bu oyun bir taraf oynamaya devam ediyor. Yükselirse bir taraf düşüyor. Evet orası yükseliyor. Burası. Ondan sonra bir saçma sapan şeyler oluyor. Geçen haftalarda olduğu gibi birden El-Kaide tekrar hortlamaya başlıyor falan. El-Kaide elemanları varmış da efendim, onlar Türkiye'ye gidip geliyorlarmış falan filan gibi. Aslında çok kötü bir oyun oynanıyor. Yani bir esen çok gizliyken bu o işler daha doğrusu da üstü kapalı yapılırken bilinirken fakat çok fazla üzerinden konuşulmamazken çünkü esen Türkiye'nin bir hali yoktu. Mesela biz enteresan bir şey, fazla uzatmadan bir şey de hatırlatayım. 1990'lı yıllarda, 92-95'te Almanların, Amerikalıların PKK'lara yardım ettiğini biz biliyoruz. Tabii. Yani o zamanlar da konuşuluyor ama manşete taşınmıyordu. Ayıp, konuşulmaz böyle. Şimdi 92'de, 93'te, 94'te, 95'te, 98'de Almanların mayınları, Almanların silahları, Amerikalıların silahları bölgede. Orta Doğu'da bölgede kol geziyor. Her tarafta bulabiliyorsun silahlarını. Bunlar yakalanıyor. Bizde insanlar ölüyor. Bazı general, bazı albaylara, işte bazı kurmaylara suikastlar düzenleniyor. Fakat sen hiçbir gazetenin manşetinde bunu görmüyorsun. Ve hatta bir o zaman kim var? Ta başta gerilerden. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, bilmem ne hepsi. Bir tane çıkıp da mesela Amerika şunu söylemiyor. Hey Amerika! Bir dakika kardeşim ne yapıyorsun sen? Demiyordu. Aynen. Türkiye artık bir dünya devleti. Türkiye artık dünyada bir bölgesel, dünyada küresel bir aktör, bölgesel bir güçtür. Bunu kabul edersin etmezsin. Şu kadar olur, bu kadar fark etmez ama Türkiye nasıl Avrupalı'ya biz Türkçe başlatmasını öğrettiysek dünyaya da artık nasıl durulması gerektiğini öğrettik. Bağımsız bir ülke, bağımsız politikaları var. Orta Doğu bensiz olmaz. Silah vermeyeceksin kardeşim. Benim işlerime karışmayacaksın Almanya diyebilen bir ülke olduğu için biz şu manşetlerden konuşuyoruz. Biz zaten sevdamız da buydu zaten. Bizim beklentimiz de buydu. Bizi hani biz Erdoğan şöyle yapıyor, bunu yapıyor. Bak bu adamı kritize edebilirsin, muhalefet edebilirsin ama en azından adamın ne olduğunu anla derken kastettiğimiz buydu yani. Yani şu kadar anlamaya çalışsan bir kör ideolojik refleks yapmayın kardeşim. Al işte Kılıçdaroğlu'nun halini. Şimdi bunu söyleyince sen bana kızıyorlar. Sen ona Kılıçdaroğlu'na özel gireceğiz. Tamam. Kılıçdaroğlu'na özel yer ayıracağız. Evet, ona, evet. Hazır Almanya'dan söz etmişken. Özel yerini yazayım şuraya tamam. Özel, Kılıçdaroğlu özel diye. Evet. Şey yap, çünkü Kılıçdaroğlu bugün atletle aynen, getireceğiz evet. Ekranlara birazdan. Çünkü, evet aynı zamanda atlet Hürriyet'e de konuşmuş galiba. Ama atlet önemli. Atlet önemli. Şu akşam da sen az önce dedin ya Almanya meselesi. Almanya'yı daha biz herhalde Almanya seçimlerine kadar daha sık konuşacağız.
İspanya'da bir, ya bir dakika, yazar akşam yakalandı. Evet, akşamın da şeyine bakalım. Burada yine ekler devam ediyor. Akşamın şu şey, sınırı aşan küstahlık haberi. Tabii, buna gelin de ama aynı mevzuyu öteki diğer manşetlerden vermeyelim. Geliriz bak. gene. Tamam, öyle mi? Geliriz gene. Şu şeyi, Almanya'ya gelmişken, Almanya'ya kesin tamam konuşalım diyorum. İspanya'da bir yazar yakalandı. Evet. Türkiye'nin yıllar evvel yapmış olduğu bir müracaat nedeniyle Interpol tarafından aranıyor. Doğan Akanlı İspanya'da yakalandı. Evet. Alman vatandaşı. Ve işte 40 yaşından sonra Almanca öğreniyor. Öğrendiği Almanca ile de Almanca romanlar yazıyor. Alman edebiyatının aslında bir şeyi, yazarı. Öyle söyleyelim size. Doğan Akhanlı. Doğan Akhanlı. Yani Türkiye kamuoyunu çok tanımadığımız falan bir adam. Evet. Şimdi bu adam yakalandıktan... Nerede yakalanıyor? İspanya'da. İspanya'da. Yakalanıyor. Bu adam yakalandıktan sonra hani Türkiye'nin talebiyle Interpol'ün işte girişimleriyle falan filan diye Türkiye'ye meseleyi döndürmeye çalışıyorlardı. Oysa mesele Türkiye meselesi değil. Mesele aslında hani bir Alman vatandaşı olduğu için Almanya ile İspanya arasındaki meseleydi bu. Hı hı. Şimdi akşam gazetesinin haberinden öğreniyoruz ki şansölye bizzat devreye giriyor. Doğan Akanlı'yı İspanya'da serbest bıraktırıyor. Hı. Şimdi birkaç başlık var orada anlatmamız gereken. Bir, bizim aralarında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Can Dündar'ın da olduğu, Zekeriya Özcelal Kara gibi FETÖ'cülerin de olduğu, evet, sayamayacağımız sayıda, 4500 dediler onun rakamını ama belki daha da fazladır, PKK, DHKPC gibi sol tandanslı terör örgütlerinin de olduğu, yasa dışı terör örgütlerinin üyelerinin de olduğu pek çok isim Almanya'da himaye ediliyor. Tabii. İstiyorsun vermiyor. Ne diyor? Bağımsız yargı var. Yargı var. Biz siyasi tutaklarına müdahale edeceğiz. Yani evet. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz, dostluğumuz baki kalsın. Fakat biz pardon yargıya müdahale edemiyoruz. Öyle olmuyormuş abi. Telefonla müdahale İspanya'ya, ediyormuş. İspanya'ya şansölye bizzat müdahale edebiliyormuş. Almanya'ya müdahalesini hiç şey Almanya diyorum. Yunanistan'a bizim helikopterciler için müdahalesini saymıyorum. Çok doğru örnek. Onu hiç saymıyorum zaten ama İspanya çok yeni bir örnek olduğu için o Doğan Akanlı'yı serbest bıraktırdı işte Almanya. Şimdi bu aklıma ne getiriyor biliyor musun? Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz herhalde. Erdoğan ne demişti? Nazizmin hortlamasından bahsetmişti. İşte Hitler döneminden bahsetti. Bir faşizm dedi, nazizm dedi falan filan dedi. Herhalde anladığım kadarıyla bu Brexit'ten sonra özellikle Brexit sürecinden sonra bu ben buranın artık paşası benim, patronu benim. Yeni bir German krallığı peşinde koşan bir kadın var. Merkel adında. Çok iddialı. Macron üzerinden Fransa'yı, Hollanda'yı yönetiyor. Tabii. Hollanda'yı yönetiyor. Belçika'yı yönetiyor. Şeyin parasını vererek, Yunanistan'ın parasını vererek istediği politikayı orada yürütebiliyor. Gücü ekonomik sıkıntı içerisinde olan İspanya ve Portekiz'e kadar da gidiyor. Çabuk. Ben bu bölgenin kralıyım diyor şu anda. Herkes dedim ya, herkes krallıklarını hatırlamaya başladı. Rusya, İran falan filan derken işte bu damlarda bir Germen İmparatorluğu peşinde koşuyor bu kadın. Bu Germen İmparatorluğu abartı gelmesin ama Brexit'ten sonra zannedersem ki Macron gibi bir dönemden sonra karşıma çıkan tabloda şu anda Avrupa kıtası var, bir de Merkel var. Doğru. Yani bütün manzaralarda, tüm dış politikada, diplomaside sürekli Alman ataklarını seyrediyorsun. Ve bu atakların içerisinde eski Türkiye'yi olmadığı için en gıcık oldukları ülke de Türkiye. En büyük ayak bağı. Çünkü sürekli ellerinde Türkiye aleyhine bir takım işte teröristleri en azından bak ayrımcılık yapmıyorlar. O konuda eşitlikçe. Hangi terörist olursa olsun ayırmıyorlar. DHKPC, PKK, bilmem ne, MLKP, TKP, YHK ne varsa. Hepsini kabul ediyorlar. En son hangisi dedin? TKP dedim. Ha, tamam. Ondan sonra hepsini kabul ediyorlar. Etsinler. Yanlış düşündüm zannettim. Merkel'in talebi bu. Bunları talep ediyor. Hepsini istiyor. Tamam. Biz de gönderiyoruz oradan. Daha doğrusu kaçıyorlar. Oraya gidiyorlar. Tamam. Şimdi ama bu nedir? Bu nedir bir şey? Nasıl böyle bir şey? Yani Türkiye ile ilgili en son yaşanan polemikleri de bakıyorum da sen oradan tek bizde yargı var. Ona karışamayız. Buna karışamayız. Ya bunu söyleyince bunu tekrar etmek zorundayız. Bu ülke neredeyse yok olacak, toprakları bölünecek, iç savaş çıkacak duruma gelmiş. Bunu bu hale getiren hain ve alçaklar oraya kaçmışlar. Sen bunlara ev veriyorsun, bir de bunları maaşa bağlıyorsun. Olacak iş mi? Maaşa bağlı öyle. Dün Martin Löjen konuştu. Can Dündar'a 6 tane koruma tahsis etmiş devlet. Ya sen bizden devlet, kaçacak. Devlet, ya, tabii. Alman devleti. Şimdi manzara bu. Almanya ile Türkiye'yi ayır, X ve Y iki devlet koy. Veyahut uzaydan gel. Dünya denen bir gezegen var ve ülkeler var, farklı farklı sınırlar var, farklı farklı ırklar ve nesiller bilmem neler var. Diyor ki bir tanesi, benim düşmanlarım sen de bana ver, sen vermiyorsun. Ne olur? Kavga çıkar. Öyle değil mi? Normal bir şeydir bu. Ve bizim istediğimiz tek şey şu Almanya'dan.
Yani bizden kaçan bu teröristleri besleme. Ver. Bizim bekamız için tehdit. Egemenliğimize tehdit. Ya da bir dürüst ol. Yani diyorsun ki ben yargıya karışamam. Tamam, yargıya karışamıyorsan. Yani çok büyük yalan söylüyorlar ya. Hele Almanlar. Bak, o zaman sen. Hele Almanlar. Mesela yargıya karışmıyorsan benden deniz yüceli isteme. Peter Stöttner'i isteme. Bak mesela sen yargıya karışmıyorsun ya. Tabii. Benden niye istiyorsun yargıya karışmamı abla? O kendini şey zannediyor. Türkiye arka bahçesi ya. Ha yani sana diyoruz ki biz bizim oradaki FETÖ'cüleri PKK'lara ver. İmparator içe, o imparator içe. Diyor ki ben yargıya karışamam. Ama sen bana diyor deniz yüceli ver, Peter Stöttner'i ver. Yok ya. Peki sen İspanya yargısına niye karışıyorsun? Ha İspanya yargısına. Bizim yargımıza karışmaya kızıyor. İspanya yargısına, Yunanistan'a, her tarafa karışıyorsun. Çünkü İspanya ile ben şu anda en büyük ekonomik güç olarak Avrupa'daki en büyük dinamik, en büyük dinamosuyum daha doğrusu Avrupa'nın ben. Para da bende, güç de bende. Öyle diyor. He-Man gibi. Merkel takılıyor. Merkel. Şira. Ha, Merkel olmuş kendisi. Peki tamam. Söyleyeceğimiz şu. İbrahim Kalın bunun örneğini verdi. Ya arkadaş bunu sen yaşasan bize gelmiş olsa sen ne yaparsın? Çok basit sorular bunlar ya. Biz artık neyin üzerinden tartışıyoruz? Şu havaalanına bir dönelim. Cumhurbaşkanı Ürdün'e gidiyor. Giderken öyle bir açıklama tamam. yapıyor. Onu tamam. bir geçelim ekranlara. Şu Cumhurbaşkanı değerlendirmeleriyle ilgili iki meseleyi söyleyeyim. Bir, Zekai Aksakallı Paşa'nın 2. Evet. Kolordu Komutanlığı'na atanması meselesi. Bu konuda Zekai Aksakallı Paşa'yı da hedefe koyarak bir operasyon çekiyorlar. Ve bu operasyona hiç kimsenin düşmediğini söylememiz lazım. Yani sanki yani Zekai Aksakallı Paşa kendisine verilen görevi beğenmemiş, reddetmiş, emeklilik talep etmiş falan gibi tezviratlarla bir operasyon çekiyorlar. Bu ilk günden beri yani 15 Temmuz gecesinden beri Zekai Aksakallı Paşa'yı hedefe koyarak yapılan bir sistematik bir kampanya vardı. O kampanyanın bir devamı olarak görüyorum ben bunu. Şimdi Cumhurbaşkanı da az önce söyledi. Katılıyor. Böyle bir şey yok. Yani ne bir emeklilik talebi, ne bir verilen görevi beğenmeme durumu vesaire. Bu ikincisi de şu en son uçağa gitmek üzere ayrılırken yaptığı değerlendirme. Hürriyet'in... Şimdi geleceğiz ona. Ha. Baktı hızlı hızlı gelsek gideceğiz. İstersen ona gelelim tabii, o zaman direkt. Yok şu şey... Almanya'yı bitirelim. Tabii şimdi güneş ve akşam bitirelim. Peki tamam bitirelim. Tamam. Kılıçdaroğlu'na gelince az önce tabii. Cumhurbaşkanı söylediği sözü değerlendiririz. Hadi biraz daha vaktimiz var. Buyurun o zaman. Buyurun o zaman. Kılıçdaroğlu'nda akşam... çünkü oraya geniş alırız Kılıçdaroğlu. Geniş. Tamam. Hop böyle. Gidin şekilde. Öyle girdiz çıktı 3 dakika yok. Girdiz çıktı 23 dakika. 25 dakika. 25. Şimdi. Nerede Nevşin Mengü hocam? Nevşin Mengü yok bilmiyorum görmedim. Görmedim diyorum sanki ben sürekli görüyormuşum gibi. Şey, selam söyle. Arka tarafta bir yerde görev yapıyordur o şimdi kızağa çekildiği için. Editör geride, gibi. Ben de hiç konuşuyorum. Geride bir yerde görev yapıyordur. Şimdi buraya gelmiştik hani sınır aşan küstahlık. Almanya'nın bu despotik tavrını Avrupa'daki despotizmini anlatıyorduk. Fakat bir şey atlamayalım. Bak burada yine biraz önce konuştuk. Bütün gazetelerin manşetlerine var. Hatta şimdi güneşe de geçiyoruz. Akşamdan da okuyayım ben. Verirse eğer yönetmenimiz papaz mı? Raconu akşam güneş hepsini şimdi raconu şeyden Yeni Şafak'tan vereceğiz. Tamam ama Yeni Şafak çok geniş görmüş. Zaten öyle mi? Evet. Ama buraya bir girelim. Tabii gir. Sonra özel olarak şu belgeyle şeye gireriz. Tamam. Raconu şimdi, ben keserim diyor Tayyip Erdoğan. Tabii bu konuşuluyor. Bu konuşulmadan bunu şimdi yoksa. Geçmeyeceğiz tabii. Geçmeyeceğiz. Diyor, geçmeyeceğiz. Var gündemimizde var. Şimdi raconu ben keserim dedi. Sen önce bir haberi ver hani öyle yapıyorduk ya. Nasıl yapıyorduk? Ne diyorduk abi? Hani sen önce şimdi haberi okuyoruz. Bak, haber orada. Haber ekranda zaten şu anda. Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da partilere seslenirken dedi ki bazı sosyal medya hesapları ve köşe yazarları üzerinden benim adama konuşuluyor. Evet. Konuşacaksan ben konuşurum kardeşim dedi. Evet. Özeti bu. Yani özetin özeti bu. Cumhurbaşkanı kimse benim adama racon kesmesine ihtiyacı yok. Racon da kesilecekse ben keserim. Ha, bizzat ben kendim keserim. Keserim. Hani ama yani özü şu. Ben bir şey söylemekten mi acizim? Benim tanıdığım yani Recep Tayyip Erdoğan bu memlekette en çok milletiyle diyalog kurabilen, sözünü doğrudan milletine söyleyen bir lider. Yani zaten onu var eden ana özelliklerinden biri de bu. O söylüyor zaten yani. Şimdi özetledin aslında durum bu. Yani son söylediği 3 tane cümle yeterli. Şimdi bu nereden çıktı, nereden icap etti falan diye. Çünkü dünden beri bu konuşuluyor. Aynı zamanda tabii ki 24 TV başta olmak üzere tüm haber kanalları bunu zaten veriyor. Ana haberler veriyor, major kanallar veriyor falan filan. Şimdi raconu ben keserim diye. Tabii herkes manşette orayı almış. Koş. Yani gazeteci için güzel bir manşet. Doğru. Ama ben keserim. Doğru da Ayşe yani. Buradan bir tek dünküne bir atıftan bir şey söyleyeceğim. Bu bir tane CHP'li vekil. Sözcü galiba. Kimdi onun ismi? Şu sürekli böyle. Bülent Tezcan mı? Bülent Tezcan büyük ihtimalle. Efendim buranın kesmek ben. Mafya işidir bilmem nasıl falan Twitter hesabına bir şey söylemiş. Olsun. Arkadaş her şeyin bir raconu vardır. Tamam mı? Bunu söyleyelim baştan. Hakikaten racon kesilecekse de bu ülkede yani bu sadece
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a münhasır bir şey değil. Racon kesmek, yani halk tabiriyle, amiyane tabiriyle bu ülkenin lideri kim ise raconu keser zaten. Zaten başkanlık... CHP iş noktasında mı takılmış? Ben kaçırmışım onu. Evet tabii tabii. Yani hemen direkt dün gece zaten internet sitelerine düştü. Olsun. CHP buna rahatsız olmuş. Olsun, efendim, bu ne iyi. Mafya gibi falan filan, mafya var bilmem ne. Vallahi beğenin beğenmeyin bu halk Erdoğan'ı. Bunu daha önce kendileri de söyledi ama unuttular. O zaman çok fazla ciddiye almıyorlardı. 2002-2003'te henüz olmaz AK Parti'nin nereye kadar gideceğini, nasıl darbe olacak, bizimkileri koyacak vardı ya, Onur Eymen tipler, nasıl koyacağız diye konuşurken tabii böyle koyacağız. Ha, girdiz yönetim çıksa 16 yıl olunca ondan sonra onlar girdiz çıksa birkaç sene, 6 ay falan diyorlardı. 16 sene olunca tabii bu da onları herhalde koydu. O da diyor ki bu racon dokundu anlamında. Dokundu. Tabii koyduğu lafı yanlış anlaşılmasın. Ama racon kesilir. Racon bir halk dilindeki bir ifadedir. Erdoğan bir halk insanıdır. Ben bunu konuşurken bunu anlatmakta zorluk çekmiyorum. Çünkü halka dokunan, hani ben geliyorum çayını karıştır falan diyen bir adamdır. Racon'un da buradaki bir mecazi manası vardır. Buradan mafya variymiş, bilmem bir falan filan. Arkadaş, karar mekanizması da. Hani, o zaman sana söyleyeyim mi? Mahkemede raconu kesen hakimdir. Öyle değil mi? İmzaladım, bitti. Yargıtay, raconu kestim dedi, bitti. Aynen. Daha önce ne yapmıştı? Kapatma davası açıyorum, değil mi? Açtım ve partiyi kapattım, al raconu kestim. Bu manada, yani bir şeyin bir karar mekanizmasından bahsediyor. Ama şimdi burada bir gönderme daha var. Şimdi biz böyle Bülent Tezcan'a cevap mahiyetinde bir şey söylemiş olmayalım. Şimdi şeyi bakıyorum. Herkes şunu soruyor şu an. Önce şunu söyleyeyim de. Kim sayın, bu? Kim bunlar? Kim sayın CHP'lilere şey için söylüyorum. Yani hani bilgilensinler diye söylüyorum. Ha. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İtalyanca rajon. Ragione diye yazılıyor. Aha. İtalyanca. Yol, yöntem, usul. Usul. Okey. Evet, tabii. Sait Faik Abasıyanık'tan Türk Dil Kurumu'na örnek vermiş. Hayri bütün kumar raconunu bilirdi. Heh. Yol, yöntem, usul, adab gibi. İşin raconunu bilmek. Ama zaten İtalyanca kökenli racondan geliyor. Ha, yani bu biraz da bir mafya ağzında veyahut da kabadayı dilinde. Sokak ki kabadayı da biliyorsun aslında Gülhan Bey ile Osmanlı döneminde. Ya çünkü ülkenin kültür şehri, orayı İlberat'a, orayı tarihe bırakalım da oraya girmeyeyim. Ama kabadayılık denen bir hadise var. Oradaki racon kelimesi de biliyorsun haklıyı, haksızı tabii, tabii. Kurtarmaya ezileni, çalışan, ezileni kurtarmaya yani, çalışan öyledir. Falan bir başka bir şey de var racon. Aynen. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum, karıştırmıyorum ama devam. Yani kime kesiyor? Yani kimi kastetti meselesi var. Bunu da söyleyelim kimi kastettiğini. Çok es geçmeyi içersek bize salağa yattı diyecekler de o yüzden. Yok, kimi kastettiğini ben yani kendi şahsım. İsim vermek racon kesmektir. Ben kesmek istemiyorum racon. Vay güzel. Değil mi? Şöyle isim değil ama şöyle. Ama mesaj gittiği yer gitmiştir muhakkak. Anlayan anlamıştır. Kişiler üzerinden de mesela kişiler üzerinden olsa bu sabah bunu konuştuk. Yani içeride kameralar arkasında kameralar kapalıyken konuştuğumuzu burada da söyleyeyim. Şahsen Ahmet Mehmet Süreyya isim kastediyor olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir meydan konuşmasında yapmayabilirdi. Yani diyelim ki Hikmet benim adıma racon kesme diye öyle bir televizyonun kesinlikle canlı yayınladığı kesinlikle bir meydan konuşmasında değil. Tabii. Söyleyin Hikmet'e benim adıma racon kesmesin derdi, aynen, bitirirdi. Aynen. Ha, bir demek ki bir racon ortaya koyuyor. Tabii. Bir racon ortaya koyuyor. Diyor ki arkadaş, kurumlar, kişiler, Köşe yazarları. Neyse artık. Neyseniz. Biz yani yapmayın. Yapmayın. Bizim bir istikametimiz var ve biz istikamet üzere gidiyoruz. Hı hı. Bir konuda bir şey söyleyeceksek de bunu söyleriz. İlle de ben hani şu kişidir. Tabii. Bu Twitter hesabıdır. Ya bir tane Twitter hesabı. Bak, koskoca Cumhurbaşkanı bunu, bir tane Twitter hesabı ulaşmaz yani. İçeride söylediğin şey ben de üzerinden bir son kez hızlı geçeyim. Bak güzel oluyor ama. Yani dediğin gibi işte bak sen mesela gidip racon kesiyorsun kendine. Çıkıyorsun. Cumhurbaşkanı'nın da konuşuyor Ersoy dedi değil mi? Tabii. Bak Ersoy. Hakikaten bunu yapamayacak bunu bana söyler ya. Kapalı kapılar arkasında yani. Bundan utanacak, evet. Hicap edecek hali yok. Ersoy bir daha yani görmeyeyim. Yanlış bir şey yapıyorsan dediğim. Çıkar der ki arkadaş yani şeyine karışmadan yapar bunu. Yani benle ilgili bir şey söylüyorsun, benim adıma bir şey söylüyorsun. Evet. Kardeşim bunu yapmayın, ben söylemediğim bir şey tevil etmeyin. Aynen. Satır arası okumayın, üzerine bir şey koymayın. Ben bir şey söylüyorum, sen orada 150 tane maaş bir kişiyi, iki kişiyi kastetse bunu başka türlü yapar. Kendisi de... Bu bir usul ortaya tabii, koymak için yapıyor bir yani. Bir de Cumhurbaşkanı statüste olan bir kişi oturup da kendisi de muhatap olmayacak hali yok. Bunun bir sürü kurum şeyi var. Danışmanı var. Özel kalem müdürü var. Ya arkadaşlar hatta açıklamasını daha yaparken İbrahim Kalın da bunu yapıyor zaten. Yapıyor, evet. İbrahim Kalın da söyledi arkadaş bir şey söylüyoruz. Medya şu anda farklı bir şey tartışıyor. Evet. Lütfen şunu bir açık getirin. Bu güzel. Cumhurbaşkanı'nın ilk ağzından çıkan ve en önemli ve en doğru şeyleri de biz ilk ağızdan çıkan
Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın'ın laflarını dinliyoruz. Ha diyorsun böyle. Cumhurbaşkanı böyle düşünmüş seni. Ama bunu bu hale getirmenin başka bir sebebi de var aslında. Bu konuyu aslında çok fazla da değişmek istemem ama şu kadar da söyleyeyim, son olarak söyleyeyim. Benim çoktan beri zaman zaman gazeteci, yazar, köşe yazar arkadaşlarımız, bu camiada bulunan tüm dostlarımız, sevenler, sevmeyenler, hiç fark etmez. Bunu çok yaptılar ve ben zamanında bana çok kızmış. Ben mesela sürekli bir tenkit ettiler. Der ki sürekli Kılıçdaroğlu yazıyorsun, sürekli bilmem ne yazıyorsun. Ben diyorum ki, ne demişim ki o zamanlar, ya birileri bir şeyin kıymetini anlaması için muhalefet mi yanlış yaptığını gösterecek. Sen hükümet programını yaz kafana göre, bir şey tenkit et. Ben de buraya tenkit edeyim. Ama sen niye tenkit etmiyorsun diye ben sadece şuna kızdım. Geçenlerde tüm Hürriyet ve Sözcü köşe yazarlarına, içine Ahmet Hakan'ı da koydum. Kılıçdaroğlu bu kadar çok gitti Almanlara, yok Türkiye'ye gelmeyin bilmem ne yapmadı, ihanet kalmadı Türkiye'ye. Uzatmayayım cümleyi. Yani Alman'ın yapacağının daha fazlasını yaptı Kılıçdaroğlu. Arkadaş çıkıp da bir tane köşe yazısı yazmadılar ya. Bir tane, yani bir senin lafın var meşhur ilaç için. İlaç olsun diye, yani ya Kılıçdaroğlu bunu da yapmasaydı iyiydi. Yani bunu söyleseydin bari. Tek dertleri başka anlatır. Ha, 2019'da Erdoğan'ı biz indireceğiz merak etmeyin. Kime söylüyor? Alman'a söylüyor. Ulan orada olmayacak seçim, burada olacak. Ali'nin gavurunu niye ikna etmeye çalışıyorsun? Aynen, ve öteki. Şimdi mesele bu. O yüzden ben de bunu yazıyorum. Şimdi racon meselesi. Ya şu çok kıymetli bir şey. Ben yazılarımda sert topa girdiğim için ben bazı değerleri şeye sokmam, yazıma sokmam. Bir tanesi dindir. Çünkü dinle ilgili hiçbir şey yazmıyorum kolay kolay. Doğru. Neden? Çünkü topa sert giriyorsun. Kutsalıma tepki gelmesin diye. İki, tabii. Madem ki senin Erdoğan'la bir dünya düşünce birliğin var, bir omurga birliğin var, öyle değil mi? Tabii. Abi onun üzerine ateş etmeyeceksin. Arkasına geçmeyeceksin. Omuzdan ateş etmeyeceksin. Aynen. Bak bu çok yanlış şeydir. Sürekli her şeyi bağlayıp da ya Erdoğan bizim için bir lider, bir figür. Tabii. Bunun üzerinden senin bir düşünce birliğin var, bir kader birliğin var. Aynı düşünce olabilirsin. Ama bu şu demek değildir. Kardeş tamam, ben oradayım. O yüzden ben sırtından ateş edeyim. Yok, olmaz. Yok, olmaz. Git kendi kendine. Öyle başkasının adına. Edeceksen kendini siper et. Yani şu şöyle gidecek, bu yakalanacak, bu tutuklanacak, bunun kafası kesilecek, bunu alacağım, bunu oradan. Bunlar yanlış şeyler Ersoy. Peki. Sadece bildiğini anlat. Belgen varsa onu ortaya koy. Belgeci gazetecilik yapıyorsan. Ha benim, o da, ben, o da benim çok sıkıcılık işte neyse. Benim becerebildiğim ironik mizahi yazılar yazmak ve sürekli bir ayın karanlık yüzünü göstermeye çalışmak. Doğru. Peki şu ayın karanlık yüzünü bir gösterelim hele. Selahattin Sönmez, tabii Selahattin Sönmez isimli meslektaşımız Hürriyet Gazetesi'nden adalet yürüyüşü sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı fotoğraflarını çekmiş. Bunda ilk kez yayınlandı. Kim o adam? Selahattin Sönmez, foto muhabiri Hürriyet Gazetesi'nin. İzin almış mı Kılıçdaroğlu'na? Tabii hepsi izin. Yani özel çekim, hatta bazıları poz verilmiş yani. Çok güzel. Aslı Demircan da bu fotoğraflar. Eğer gösterirse göreceğiz. Bize bir tanesini göster Aslı. Burası memleketim ne kadar yeşildi. Vadim o kadar yeşildi ki. Yeşil vadi. Vadim o kadar yeşildi ki. Pozu. Benzer bir şey. Şu ama anda unutma bunu, niye söylediğini söyle ama. Bir şey söyleyeceğim. Boşta kalmasın. Bir şey söyleyeceğim. Dönüşteki konuşması buydu. Memleketimiz ne kadar güzel. Yeşil olduğunu anladık. Heh. Şimdi bu fotoğrafın aynısı Yüksekova Dağları'nda biliyorsunuz. Şu anda cezaevinde olan Enis Berberoğlu'nun enstalasyonuydu. Bu pozun aynı bunu. Bu pozun aynısı. Hayır, ben hani vakit olsaydı onu yan yana koyardım. Aynısı ben neredeyse. Evet. Yüksekova'da Enis Berberoğlu önünde bilgisayar açmış. Poz aynı. Vadim o kadar yeşildi ki biraz onu tabii anlatıyor. Sonra maç. Evet. Peki abi, diğer fotoğrafa geçelim. Vadim o kadar yeşildi demek, tövbe estağfurullah. İşte benim favorim. Şu Jimmy'nin kafasını çekersen yalnız ben Kılıçdaroğlu'nun atleti demiyorum. Şu Jimmy'yi azıcık çek kenara. Atleti görmek istiyorum. Al işte bak, vatandaş Kemal. Öyle miydi? Vatandaş Kemal. Ya bir dakika, bir şey söylemiyorum ya, bir dakika. Bak bence bu fotoğrafla bir şey sorabilir birlikte miyim? Ha, öteki fotoğrafı değer. Hayır, bir dakika, bir saniye. Bu fotoğrafla birlikte. Bu fotoğrafı ama biraz konuşalım. Ötekine geçeceğim. Fotoğrafı değerlendirme. Ama beraber bir bakalım tekrar buraya. Peki tamam, öbür fotoğrafı da ver Aslı bize. Öbür fotoğrafı da ver. Öbür fotoğraf önemli. Oradan tabii şeyi alalım. İşte fotoğrafın kralı. Şimdi bu fotoğrafta bu ayakkabılar bak, kıymetli bunlar. Bak bunu boşuna, bunu ben önce niye bunu gördük? Çünkü bunlar müzelik ayakkabı. Aşağıda iki çift terlik var. Orada setin üzerinde bir çift daha yürüme ayakkabısı var. Evet. Bir çift yürüme ayakkabısı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayağına şu anda bağlanmakta. O ayakkabılar nerede? Kutsal ayakkabılar, kutsal pabuçlar. Koç Müzesi'nde. Midemi bulandırma abi, gözünü seveyim. Bir dakika, bir saniye. Bu pabuçları Koç Müzesi biliyorsun talip oldu ve verdiler galiba, gönderdiler. Hangisi ziyaret acaba? Mi? Hiç ziyaretinde bulundun mu? Yok, ayakkabılarım. Etrafında dönmek lazım değil mi onun? Şeyde var. National Geographic Wireside History'de var. Toparlayacağız. Hızlıca atlete geri dönelim. Atlete geri dönelim. Atlete geri dönelim. Madem pabuçlar müzeye gitti,
Madem Pavuçlar müzeye gitti. Atleti bir daha ver Aslı bize. Bence birisi bu fanliğe sahip çıksın. Yoksa koç bunu da alır. Tamam mı? Değerlendir bak. Mesela bu kalmış. Bu da kutsal fanile. Bu fanileyi hangi müze sergileyecek? Hangi müze? Bu sorumuz bu olsun. Sorumuz bu olsun. Diyoruz. Saygıyla. Hemen bitiriyoruz. Hemen. Bitiriyoruz. Saygıyla uzun zaman ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.